Bugün Hocalı'da yaşayanlar var, olayın tanıkları var ve onlar bugün gururlular. Hocalı'da o dönemde vatanını korumak için canını, kanını, ayağını kaybetti, onun gururunu yaşıyorlar. Hocalı'da o katliamı, soykırımı yapanlar onun utancını yaşıyor. Dünyada cezalarını alacaklar. Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesini her ortamda konuşmak, her ortamda savunmak ve onu kendimiz için bir milli mücadele olarak görmek durumundayız ki görüyoruz da. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kısa zamanda tam bağımsız, bütün dünya tarafından tanınan bir devlet olması arzumu da ifade etmek istiyorum. Onun için bu milli davadır. Sadece Kıbrıslı Türklere ait bir özne değildir. Bütün şehitlerimize özne bir davadır. O özne de Türk milletinin milli bir davasıdır. İletişim becerisi son derece önemlidir. Bu sağlıklı hasta hekim ilişkisinde önemli, toplumdaki diğer iş ve işlerde yönetimde de son derece önemli. Dolayısıyla iletişim son derece önemli. Harika bir binamız var. İçinde Fazbir merkezinde bulunduğu çok çalışkan, gayretli arkadaşların çok hakikaten heyecanını yansıttığı bir merkezimiz var, nadir merkezimiz var. Orada nadir hastalıklarla ilgili sadece olayın tıbbi yönüne değil, aynı zamanda toplumsal, sosyal, iletişim, finansal ve ülkemiz üzerindeki bugünkü ve gelecekteki muhtemel maliyetlerle çalışacak bir mekanizma kurma çabası içerisindeyiz. Ankara tıbbın, daha doğrusu birazcık daha geniş bağlamda söyleyeyim, Ankara Üniversitesi'nin toplumsal konularla ilgili ne kadar duyarlı ve duyarlı olduğu konularda ne kadar etkin olduğunu daima fark etmişsinizdir. Ankara Üniversitesi bir konuyla ilgileniyorsa o konunun mutlaka bütün boyutlarıyla ilgilenmiş ve bu konuyla ilgili mutlaka bir çözüm önerisi sunmuş durumda oluyor. Bizim bu önemli özelliğimizi toplum yararına kullanmak gibi bir vazifemiz de var. İnşallah nadir hastalıklar konusunda tam da böyle göreceğiz. Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Türkiye'de kimliği en oturmuş, bulunduğu şehre en çok hizmet eden, bulunduğu şehrin kültürünü en fazla yansıtan bir okul. Ve bizim okulumuzda gerek giysi, moda tasarım, gerek rakı tasarım, gerek bankacılık, diğer alanlarda, her bir alanda eğitim gören arkadaşlarımız oradan aldığı eğitimin hakkını Türkiye'nin dört bir köşesinde hakkıyla, layıkıyla veren, aynı zamanda Beypazarı'nın da bir misyonu ile mezun olan kardeşlerimiz. Burada aslında Ziraat Bankacılık Okulu'yla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi arasında Ziraat Bankamızın olduğu, binbir emekle, zahmetle yetişmiş, okumuş, Türkiye'nin en gözde okullarını bitirmiş
kardeşlerimizi doğru bir adımla buluşturmuş oluyoruz. Bizim Ankara Üniversitesi olarak bir mottomuz var. Devletin fikir mutfağı. Yani bizde fikir çok. Hakikaten ben heyecan duymadığım bir gün hatırlamıyorum. Bir hocamıza bakıyorum, bambaşka bir noktayı çalışıyor. Bir hocamız bambaşka bir konuda çalışmış ve onların o yaptığı 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl boyunca emek sarf ederek edindiği tecrübelerin, bilgi birikimini ben devletimizin ve milletimizin emrine sunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum.